Scars of Honor bir fantasy MMORPG oyunudur. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Sponsorumuza teşekkür ediyor ve programımıza geçiyoruz. Gol Varmı'dan herkese merhabalar. Topsuz Oyun Fenerbahçe Lugano maçı değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Fenerbahçe Lugano karşısında kazandı ama bir anlamda zorlandı. Bu aslında şaşırtıcı değil. Türk kulüpleri özellikle sezon öncesi hazırlık kamp maçlarını çok iyi geçirirlerse sezon içerisinde düşüşler yaşarlar. Fenerbahçe'nin bu anlamda birazcık zorlanması da iyidir diyebiliriz. Ama Fenerbahçe kazandığı bir ilk tur etabından çok, bir maçtan çok bence tecrübe ve hangi oyunculara, Mourinho'nun hangi oyunculara güvenip hangi oyunculara güvenmeyeceğinin bir testi olduğu da denebilir. Mesela Kent forma şansı buldu, Kurunic forma şansı buldu, Mert Hakan forma şansı buldu, Cenk Tosun girdi. Bence Mourinho kafasında yavaş yavaş hangi oyunculara sezon içerisinde güvenebilirim, hangi oyunculara 12. oyuncu yapabilirim, 13. oyuncu yapabilirim diye yavaş yavaş o karar safhasına gelmiştir. Bu sırada En-Nesyri transferi de açıklandı. Orada Dzeko 3 gol atıp hat-trick yapmışken En-Nesyri'nin de buna takıma nasıl gireceği de enteresan bir mevzu abi. Şimdi dün Fenerbahçe iki farklı yapı ve iki farklı takım olarak oynadı bana göre. Bir tarafta topu mümkün oldukça rakibin kalibresinden bağımsız rakibe bırakmaya çalışan bir oyun anlayışı vardı ki bu zaman dilimi içerisinde Fenerbahçe çok ciddi anlamda zorlandı bana göre. Lugano zaten öyle çok yetenekli, çok akışkan, çok iyi bir takım diyemeyiz. Lugano zaten topla oynadığında kalite düzeyini net olarak ortaya koyan bir futbol sergiledi Fenerbahçe karşısında. Fenerbahçe oyunu kazanması gerektiği noktada topu kendi eline geçirdiğinde çok makul sağlam akınlarla Lugano'yu çok rahat bir şekilde gardını indirmeye zorladı. Sonrasında Fenerbahçe golleri bulduktan sonra topu yeniden Lugano'ya verdiğinde Fenerbahçe savunmasının yerleşim, adam paylaşımı ve alan parselasyonuyla alakalı problem yaşadığını gördük. Livakovic de çok gününde değildi. Savunma oyuncuları da çok gününde değildi. Osayi ekstra efor sarf etti. Osterwold de ekstra efor sarf etti. Fakat bu oyuncuları oyun içi değerlendirmesi yaptığımız zaman koyacağımız nokta savunma özellikleriyle ön plana çıkışları olmayacak. Sürekli hücumu destekleyen özelliklerinden dolayı işte iyi performans gösterdi diyebiliriz. Asli vazifeleri olan savunmada alan ve adam paylaşımı meselesinde sürekli terse yattı Fenerbahçe. Son yenilen golde mesela İrfan Can evet orada topla çıkabilirdi. Ya da ileri doğru vursa muhtemelen maç bitecekti. Zaten golden hemen sonra maç bitti. Orada kaptırdığı top evet önemli. Fakat takım arkadaşınız dribbling yapmaya çalışırken, öne çıkmaya çalışırken onun arkasından onu desteklemeniz ya da oraya set oluşturmanız da önemli. Yani hücum ederken savunma, savunma yaparken hücum yapmaya çalışan bir takım Şampiyonlar Ligi ve seviyesinde başarılı olabilir. Evet. Fenerbahçe dün sanki hazırlık maçı oynamış gibiydi. Yani iki farklı oyun anlayışını sahaya koydu. Topu rakibe bıraktığı zamanlarını gördük. Topu eline geçirdiği zamanlarını gördük. Birinci, ikinci ve üçüncü bölgede oyunu olgunlaştırmaya çalışma çabalarını gördük. Fakat Fenerbahçe'de Krunic olmuyor. Krunic'in yerine mutlaka bir transfer gerekli. Bunu neye dayandırabiliriz? Şöyle açıklayabiliriz. Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin skor anlamında öne geçtiği dakikalarda oyunu tutması, tansiyonu düşürmesi gereken noktalarda Krunic'in konumlanma probleminden dolayı sürekli Szymański'yi Fenerbahçe o bölgeye sokmak zorunda kaldı. Yani Krunic şayet 1-6 numaraysa, yanında oynayacak 8 numara Fred ise Fred büyük ihtimalle yük taşımaktan fıtık olabilir. Onun yanına İsmail'i koyarsanız kreatif anlamda eksik kalırsınız. Szymański'yi koyarsanız gol tehdidinden uzaklaştırırsınız. Şimdi bu kadar 3 tane farklı oyuncuyla kapatılamayan, tolere edilemeyen bir oyuncuyu neden ilk 11'in oyuncusu olarak yazasınız? Fenerbahçe oraya muhtemelen transfer yapacaktır. Krunic'i de bence gönderecektir. Çünkü rotasyonda da olacak bir isim değil. Orta saha kurgusu çok önemli. Bak teknik direktörler her türlü açıklamaları yapıyorlar. İşte bek eksiği olan Okan Buruk işte önceliğimiz sağ bek diyor vesaire. Beşiktaş transferler yapıyor. Orta sahayı da forveti de güçlendirdi. Ama öncelikli olarak odaklanılması gereken nokta, üçlü merkezle oynuyorsan, üç tane birbirini tamamlayan, eksik bırakmayan, oyunun iki tarafında da birbirini doğru tamamlayan bir ekip olmaz. Fenerbahçe'de bireysel kalitelere bakarsak, Dzeko, Tadic kesinlikle ön plana çıktı. Ferdi oyunda olduğu süre zarfında, Ferdi rakiplerin eksikliklerini işleyebilecek tedbir alınamayan adam. Arkadan geliyor. Hiçbir savunma oyuncusuna birebir markaj yapmaz. Arkadan topla geliyor. Topla geldiğinde kimin bölgesine girerse onu ekarte ediyor.
ekarte ettikten sonra arkasını savunmayla kapatmaya çalışan oyuncular muhakkak yer boşaltıyorlar. Onların boşalttığı yerlere sürekli İrfan Can, Tadiç, Ceko oyunda olduğu süre zarfında Cenk Tosun kat ettiler. Ferdi'nin olmadığı zaman diliminde Fenerbahçe'nin taşıyıcı kolonu sadece Tadiç'ti. Hı hı. Yani maçı Tadiç aldı aslında. Evet yani. O Galatasaray'ın Manchester United maçında aldığı penaltı, Mertens'in aldığı penaltı Casemiro'ya kendisini indirtti. Dün de Tadiç kendisini indirtti. Tadiç zaten topu almaya çalışırken o penaltının geleceği çok belliydi. Yani yüz ifadesinden de belli. İşte tilki oyuncu olduğun zaman böyle oluyor bu iş. Ve Dzeko'yla da çok enteresan bir frekans uyumları var. Geçen sezon bunu o kadar göremedik gibi hissediyorum. Tadiç birazcık daha sol kanatta çizgide Tadiç kaldığı için. Tadiç gol bölgesinden çok uzakta kullanıldı geçen evet. sezon. Evet. Yani mesela Dzeko'yla ikili oyunlarının ne kadar iyi olabileceğini bence ikinci golde gördük abi orada. Yanlış hatırlamıyorsam bir Ajax-Milan maçında Tadiç sağ açık başlamıştı. Tadiç'in bazı maçları böyle çok damga vuran maçlar. Evet. O maçta böyle takımı alır, tek başına sırtında taşır. Sanki 3 mevkide birden oynuyor gibidir. Ve iyi de alan kapatıyor mesela. Hani ekonomik kullandığın zaman bu adamı işte 90 dakika kullanayım sürekli sahada kalsın bir şekilde bir şey yaratır demeyeceksin. Bunun için diyeceksin ki bana 60-65 dakika içerisinde maksimum ne üretirse üretsin bu adam. Bu kesilecek bir profil değil. Mesela 1 saatlik Tadiç profili, Tadiç performansı kesilebilecek bir profil değil. Çok kreatif. Dün Dzeko ile birlikte Alver yaptıkları bir pozisyon var. Dzeko'nun golünden bahsediyorum. Oyunun olgunlaştırılması esnasında Tadiç orada acele edip sağ beki kaçırabilirdi. Ceza yayına şut pası verebilirdi. Kendi ters ayakla deneyebilirdi. Durdu, bekledi. Beklerken rakibi de engelledi mesela. Orada topu ceza sahası içerisinde bu kadar profesyonelce tutabilmek çok büyük beceridir ayrıca. Dzeko geldi, koşusunu tamamlayana kadar bekledi. Tadiç Ceko'nun önüne bıraktı. Dzeko tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Tam olarak performansının açıklaması budur. Orada da o kadar ceza sahasının çevresinde rahat buluşabilmesinin sebebi aslında orada bir markaj altındayken orada sağ kanatta Osayi mi sürüyordu topu hatırlamıyorum. Evet. Osayi topu sürerken içeri doğru odak Osayi'deyken içeri doğru kendini demarke pozisyonu alıp o şekilde rahat bir şekilde topla buluşabiliyor. Yani fiziksel bir üstünlük değil zekasıyla aslında en boş alanda buluşabiliyor. O Krunić meselesine geldin abi. Fenerbahçe'nin şu an santrafor aldık, sağ kanat aldı. Bek ve stoper konusunda bir sıkıntısı yok. En büyük elzem orta saha 6 numara, 6-8 numara hatta denebilir. Krunić ki ben sana %100 katılıyorum. Krunić yani Milan'da nasıl oynamış diyoruz şu anda. Hatta Serie A'da nasıl forma giymiş dedirtiyor bize. Yani mental olarak sıkıntıları var belli ki. Yenilen golde kollarını arkada bağlayıp geri çekilmesi. Yani hiç defansif meziyetleri olması için o bölgede oynatılan evet. bir oyuncu. Ben çok ortadan konuşayım. Topa sırtını dönen savunma oyuncusuyla toptan kaçan orta saha oyuncusunu sevmiyorum. Ben de. Hangi takımda olursa olsun. Yani gerekirse orada suratına çarpacak o top. Gerekirse göğsünle stop edeceksin. Ama o topu oradan geçirmeyeceksin. Şut alanını blokluyormuş gibi orada durup takım arkadaşlarını kontrpiyada bırakman da sıkıntılı. Ya burada Krunić gömmek için söylemiyorum. Bu genel bir profil değerlendirmesi. Defansif orta saha ve 8'de oynayan bir adam şut bloklamak için o bölgeye girdiyse ben diyorum ki arkadaşım orada. Yani şutu karşılayacak olan bir oyuncu var orada. O da geri çekildiği zaman kaleci de aynısını düşünüyor. Evet Livakovic dün çok kötü performans gösterdi. Livakovic'in bu riskli pasları birini sakatlayabilir bu arada. Yani attığı pasları öyle bir noktaya atıyor ki rakiple kendi takım arkadaşının eşit mesafesinde ortasına atıyor. İki oyuncu aynı anda hareketleniyor. Bak, son 10 dakika çok ciddi bu ve benzeri pasları oldu Livakovic'in. Bu noktada biraz daha temkinli olmak ve Balkan oyuncusu gibi davranmakta fayda var. Gerekirse vur. Yani Yugoslav kökenliler bunu çok yaparlardı. Gelir olmadık pozisyonda mesela. Adam ben riske girmek istemiyorum deyip taca atabilir. Livakovic o topun oyunda kalmasını sağlamaya çalışırken gol de yedirebilir, sakatlık da yaşatabilir. Bunun yanında şunu sorayım abi. Fenerbahçe şu ana kadar odak noktasına söylediğimiz tarzda forvetleşebilen bir kanat oyuncusu almadı. Bu işi yapmayıp yani forvetleşebilen bir kanat oyuncusu almayıp Dzeko'yu Nesri'nin yanında ikili olarak kullanır mı sence? Şimdi Dzeko geçen sene çok ekonomik kullanılmadığı için bence maksimum düzeyde performansa ulaşamadı. Dzeko ile alakalı yaratılan gol beklentisi ve gole dönüştürme oranları birazcık aldatıcı olabiliyor. Fenerbahçe geçen sezon 75 kere rakip ceza sahasına girdiği maçlar falan oynadı. Evet. Şimdi Mourinho neden mesela A planında Dzeko'yu tek başına değerlendirip transfer bütçesini başka bölgelere ayırmıyor? Çünkü
Mourinho diyor ki ben topu oraya kadar getireceğim ama bizim kaçırma lüksümüz yok diyor. Yani Mourinho ben oraya getireceğim topu ve orada gerekirse tabanıyla, gerekirse kalçasıyla, gerekirse ters bir vuruşla topu içeri sokacak adama ihtiyacım var diyor. Dzeko pivot noktasında oyun kurulumu esnasında aldığı rolle forvet arkalarını ve kanat oyuncularını servis yeteneğiyle besleyerek zaten çok farklı bir profil çizmişti Fenerbahçe'de. Fakat bu noktada attığı golden bağımsız Fenerbahçe'nin ceza sahası içerisinde sürekli tehdit yaratacak, oyunu oraya yıkmayı sağlayacak. Yani ikinci bölgeye gelip oyuna pas istasyonu olmak yerine oyunu komple rakip ceza sahasına yıkması gereken pozisyonlarda oraya yıkacak bir oyuncuya ihtiyacı olduğu için En-Nesyri istedi. İkisini bir arada oynatmak demek birinden feragat etmek demek arka taraftan. Şimdi burada feragat edilmesi muhtemel oyuncuları sayalım. Fred'den vazgeçemezsin, Szymanski'den vazgeçemezsin, Tadic'den vazgeçemezsin, Maksimen aldın. Aynı zamanda Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci var. Cengiz Ünder ama kaz duşu gibi. Şimdi ikili forvet oynadığın zaman 4-1-3-2 gibi oynayacaksın muhtemelen, o bir yok. O bir en kritik pozisyon aslında. Oraya da adam alınması lazım. Orada tek oyuncu tercih edersen ofansif olacak üçlüye kanat oyuncusu sokman lazım. Yani Dzeko ve En-Nesyri oyun içerisindeki plan haricinde ana plan olarak ikili değerlendirmek Fenerbahçe'nin ofansif orta saha ve kanat oyuncularından bazılarından feragat edilmesini gerektirir. Burada da iki formaya altı aday falan oluşur. Fenerbahçe Lugano'yu elerse Lille'le eşleşecek. Lille geçen sezon gördüğümüz gibi enteresan bir takım. Yani Yusuf Yazıcı'dan bile performans alabilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Fonseca ayrıldı ama oraya da Genesio geldi. Jonathan David gibi bir tehditleri var ki Lugano karşısında bu kadar zorlanan Fenerbahçe savunması, Jonathan David karşısında Lugano hücum hattı karşısında bu kadar zorlanan Fenerbahçe, Jonathan David gibi Angel Gomez gibi oyunculara karşı iyice zorlanabilir. Fenerbahçe o zamana kadar hazır olur mu Lille maçına kadar? Çünkü ülke puan açısından da oraya ikinci takımı sokmamız çok da kritik yani. Ve yıllardır da yapamadığımız bir şey. Şimdi Lille geçen seneye kıyasla kadroda bir derece revizyona gitti diyebiliriz. Teknik direktörleri de değişti. Ben Fonseca'yı çok beğeniyorum bu arada. Ben aşırı beğeniyorum. Yani Avrupa'da en beğendiğim teknik direktörlerden bir takım tanesi. Takım tercihleri Lille kadar çok yanlıştı bence. Roma'sı vesaire. Yani hep yanlış takımları tercih etti gibi. Ya Fonseca'nın bir şeyi var. Bir İtalya fetişizmi var. Hatta direkt koşa koşa Milan'a gitmesini de böyle değerlendirebiliriz. Bir sezon daha Lille'de kalması onu Premier Lig'de bir takıma taşıyabilirdi mesela. Evet. Ama Serie A fetişizminden dolayı yine koşa koşa gitti ki Milan bana göre hoca değirmeni gibi bir kulüp. Orada kalmak, tutunmak, uygun çok kadro kurmak falan çok zor. Orada çok başlılık var. Ekonomik anlamda anlamsız isimlere acayip paralar yatırıp asıl alınması gereken isimleri ucuza bitirmeye çalışıyor. Çok garip bir transfer stratejisi var. Yani Fofana'yı 13 milyon euroya falan bitirmeye çalışıyor Milan. Yani öyle bir transfer mantığı var orada ama yoldan geçene 20-30 sıkarak da giden evet, bir mesela takım. Villarreal'den Casillejo'yu 25 falan vermişlerdi yani. Mesela esamesi okumuyor şu an. Daha 95'tir falan. Ya çok ilginç. Şimdi Lille gelelim. Fonseca'nın gidişi otomatikman %30 bir kere oyun anlayışına tesir. Genesio beğendiğimiz iyi bir hoca. Fakat Genesio'yu nasıl tarif edersin desen, maçlar 45 dakika olsaydı Şampiyonlar Ligi şampiyon olurdu. Yani o eforu evet, daraltılmış bir süre zarfında inanılmaz yüksek tempo ve baskıyla kullanan ama ikinci planına çok fazla riayet etmeyen, hatta ikinci plan bulundurma gereği hissetmeyen hocalardan bir tanesi Genesio. Lille'de Leni Yoro gitti, Adam Ounas gitti ve Yakubeş ayrıldı. Gelen isimlere bakıyoruz, orada tanıdık bir yüz var. Thomas Meunier. Ayel ve Mbappe. Ufak Mbappe'yi aldılar. Lille'de ciddi anlamda bir hücum değişimi, dönüşümü olacaktır muhtemelen. Meunier'i getirmelerinin sebeplerinden bir tanesi de şudur. Lille çok hızlı 3. bölgeye geçen. 3. bölgede ya bitirdim ya kontra yedim pozisyonunda çok fazla pozisyon verme olasılığı taşıyan bir takımdı. Meunier'i almayla birlikte Meunier'i daha 3. bölgede süre bazlı kullanıp orada daha uzun süre topu kullanabilip, yani top çevirebilip ceza sahası içerisinde daha yüksek yüzdeli atmak için aldılar. Çok doğru bir hamle. Yani Türkiye'de sağ bek arayan kulüpler mesela Meunier'i akıl edemediler geçen senede, bu senede.
Daha yeni gitti zaten Trabzonspor'dan. Mönier'in Trabzonspor'a gelmesi de çok büyük iş bu arada. Yani Avrupa'nın sayılı kalite sağ beklerinden bir tanesi. Tabii. Gelsin diye muhtemelen sözleşmesine maddeyi onlarla koydular. İşte gel de sonra bakarız şeklinde. Aslında Lille'in zaten Zeki Çelik'i tercih etmesinin bir sebebi de bundan dolayıydı yani. Lille eğer Fenerbahçe eşleşmesine kadar o Jonathan David'i destekleyecek ikinci santraforu bulabilirse çok daha tehlikeli olabilir. Yani orada bir oyuncu arayışları var mı bilmiyorum ama bence ihtiyaçları var. Muhtemelen vardır. Aslında kadro itibariyle üçüncü bölge olarak genelleme bir değerlendirme yaparsak çok kalabalık bir takım. Fakat oyuncu profilleri genelde benzer. Kanatlara daha odaklıymış gibi görünüyor. Mesela Edon Zegrova'nın da Türkiye ile ilginç bir hikayesi var. Onu Twitter'da yazmıştık zamanında. Bu bizim zamanında önerdiğimiz ama Anadolu topçusu olur en fazla bundan denilmiş bir adam. Fenerbahçe maçlarında yine pür dikkat seyredeceğimiz adamlardan bir tanesi. Premier Lig'i çeken Zegrova. Geçen sene fiyatının yüksek oluşundan dolayı alamadılar bu Anadolu'da top cambazı olacak arkadaşı. Bakalım bu sene neler olacak onu da izleyeceğiz. Buradan da bir dipnot düşelim. Türkiye'deki scouting ekiplerine bir selam gönderelim. Sadece data scouting'i yaparsan böyle adamları görmüyorsun işte. İzlemek lazım. Hasılı kelam gelelim. Jonathan David'in yanına ekstra bir transfer yapar mı bilmiyorum. Jonathan David'in ayrılma olasılığı da var Lille'den. Fenerbahçe maçına kadar bir değişiklik olur mu? Fenerbahçe de elemiş gibi konuşuyoruz ama Fenerbahçe Lugano'yu da rahat eler artık. Evet, yani bu saatten sonra. 3 gol yemesi şaşırtmamalı. Fenerbahçe oyuna ağırlığını koyduğu noktada Lugano sahada hiçbir varlık gösteremedi. Geriden pasla ısrarla çıkmaya çalışan bir takıma Fenerbahçe sadece 3-4 kere baskı uygulayarak her topu topladı mesela. Evet. Yani bu takımı Fenerbahçe rahatlıkla geçecektir diye düşünüyorum ve kadroya da daha En-Nesyri eklenecek. Bir orta saha oyuncusunun gelme olasılığı da söz konusu. Çok geniş kapsamlı bir orta saha listesi var Fenerbahçe'nin. Hatta birkaç tüyo vereyim. İngiltere'den başlayıp Arjantin'e kadar uzanan bir liste var. Yani 40 kişilik bir listesi var Fenerbahçe'nin. Bunun içerisinde yıldız adayı olan isimler de var. Potansiyel tavanı yüksek olan ama henüz ulaşamamış isimler de var. Genç scouting hamlesi olarak düşünülecek isimler de var. Fenerbahçe kadrosunu boşaltmakta zorluk çekmeyecektir. Hala eksikler tamamlandığını düşündüğün noktada dahi birkaç scouting hamlesi yapabilir. 20-21 yaşlarında Arjantinli oyunculara da ilgi gösterdiklerini biliyorum. Yani geniş kapsamlı bir projesi var Mario Branco'nun. O zamana kadar da mutlaka takımda değişiklikler olacaktır. Ben Lille'in elenmesi çok zor bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bruno Genesio'nun gelişiyle birlikte. Fonseca ile devam ediyor olsaydı daha farklı konuşurdum. Çünkü Fonseca'nın oyun anlayışı çok ters bir oyun. Yani buna karşı nasıl oynayacağını çok fazla kestiremiyorsun. Yani sürekli hücum edeceğim diyemiyorsun, seni iki topta vurabiliyor. Savunma yapayım diyorsun, bireysel yetenekleri sürekli de marke topla buluşturuyor. Kontrol edilmesi çok güç, çok dar alanda sıkışıp seni boğan, geniş alanda oyunu oynayıp senin komple enine boyunu açan bir oyun anlayışına sahipti Fonseca. Genesio yine bildiğimiz klasik Ren'deki oyunu sergileyecektir. Fenerbahçe'nin Ren karşısında gösterdiği performansı bu maça endekslersek Fenerbahçe'nin tur atlama olasılığı çok da düşük olmaz. Bence de çok yüksek çünkü yani Lille'in de büyük sıkıntıları var ama dikkatli olmak da lazım. Yani Lugano maçı ölçü değil o maçtan Fenerbahçe. Tabii ki yani Lugano maçından çıktık Lille'i de eleriz mantığıyla gidersen Lille evet, rahatlıkla geçebilir. Çünkü bence çekilebilecek en doğru dönemde Lille çekti Fenerbahçe. Kadro istikrarı yok. Hala gidecek olan oyuncular var. Gelecek olan oyuncular henüz tamamlanmadı. Yeni bir hoca geldi. Adaptasyon süreci var. Ve giden hoca çok dominant bir hocaydı. Fenerbahçe rakibi henüz daha taşları yerine oturtmadan karşılaşacak. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de emeğine sağlık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.